Sivas'ın güzel köylerinin birinde Mehmet Emin'in oğlu Ali ile Kozan Ağa'nın kızı Yeliz birbirlerini deli gibi severler. Gel gör ki Yeliz bir ağa kızıdır. Ali ise bir fakir aile çocuğudur. Bu nedenledir ki Mehmet Emmi bir türlü cesaret edip de ağadan Yeliz'i Ali'ye isteyemez. Fakat Ali'nin ahuzlarına dayanamayan Mehmet Emmi Yeliz'i Ali'ye istemek için çalar ağanın kapısını. Buyurun. Selamün aleyküm ağam. Ve aleyküm selam Mehmet Emmi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Buyur bakalım, ne istiyorsun? Ağam, yüzüm kızarıyor. Söylemeye utanıyorum. Köleniz olan benim oğlan Ali, sizin kız Yeliz'e tutulmuş. Ben de Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı istemeye geldim. Bu durum karşısında Kozan ağası Mehmet Emmi'yi hiç de hoş karşılamaz. Buna rağmen vermem de diyemez. Çünkü o daha önceden birçoklarının ağzından bu iki gencin birbirlerini sevdiklerini duymuştur. Ancak bunun yanında işi zorlaştırmak için Mehmet Emmi'ye bazı şartlar koşar. Zavallı Mehmet Emmi, benim kızım aşıktır, ozandır, saz çalar, türkü söyler ve bin bir hüneri vardır benim kızımın. Senin oğlun da böyle bir hüneri varsa ikisini de karşılaştıralım. Atışsınlar, yarışsınlar, senin oğlun Ali benim kızım Yeliz'in sorularına cevap verirse o zaman kızımı Ali'ye verdim gitti. Bu durum karşısında açar kalan Mehmet Emmi oğlu Ali'ye güvenerek ağanın şartlarını kabul eder. Durumu Ali'ye anlatır. Ali bir an için sevinir fakat Yeliz bana ne soracak diye de düşünür durur. Yine bir akşam karanlığında bir duvar kenarında düşünürken Yeliz nefes nefese gelir. Alim, canım Alim benim. Babamın şartlarını duydum. Hiç korkma. Sana soracağım sorular ve cevapları şu kağıdın içinde yazılıdır. Seninle karşılaştığımızda ona göre cevap verirsin. Der ve oradan çabukça ayrılır. Ali Yeliz'in arkasından dalgın dalgın bakar ve şunları söyler. Yeliz'im, canım Yeliz'im, bana kavuşmak için her çileye katlanıp her tehlikeye yüz alıyorsun. İnşallah bir gün özlediğimiz günlere kavuşacağız. İşte o zaman birbirimizi daha iyi tanımış ve anlamış olacağız. Ali ile Yeliz'in bu irtibatından hiç kimsenin haberi olmaz. Gün gelir ağa taraftarları ile Mehmet Emmi taraftarları köy muhtarının odasında toplanırlar. Ali Yeliz karşı karşıya otururlar. Yeliz sorar, Ali bakalım ne cevaplar verir? Kırnalı bozatlı Hızır gez desem bana sor. Dür kitabın beşerini Ali yazdı sen bana sor. Mali yazdı sen bana sor. Dür kitabın beşerini Dür kitabın beşerini Mali yazdı sen bana sor. Müzik
Alma kem göz nazarını, dinle gerçek ozanını, Muhammed'in mezarını. Cafer kazdı sen bana sor, Tayyar kazdı sen bana sor. Muhammed'in mezarını, Muhammed'in mezarını, Tayyar kazdı sen bana sor. Ağlama benim koçum, şu dünyada yoktur suçum. İsmail'e inen koçum, Cahil yüzdü sen bana sor, Halil yüzdü sen bana sor. İsmail'e inen koçum, İsmail'e inen koçum, Halil yüzdü sen bana sor. Kimdir gel haber ver. Beri gel aşığım beri, senin işin verem seri. Sarı telli sazın piri, İmam Cafer sen bana sor, İmam Cafer sen bana sor. Sarı telli sazın piri, sarı telli sazın piri, İmam Cafer sen bana sor, İmam Cafer sen bana sor. Görüldüğü ve izlendiği gibi Yeliz'in sorularının hepsini de Ali güzelce cevaplandırır. Bu durum ağayı çok düşündürür ve de çok kızdırır. Naçar kalan ağa fena halde kızar. Yarın tekrar atılsınlar diyerek topluluğu dağıtır. Eve geldiğinde Yeliz'e fena halde köpüren ağa, sen kolayını sordun diye bağırır. Sen kız değilsin ya, Allah'ın belasısın. Benim yüzümü kara çıkardın. Ne oldu sana? Bülbül dillerin lal mı oldu? Bana bak, yarın soruların kolayını değil, en zorlarını soracaksın. Babam, canım babam, el mi yaman, bey mi yaman? El elden üstündür. Malımız ve zenginliğimiz onlardan üstün. Zekalarımız da aynı değil ya. Allah tüm kullarını eşit yaratır. Sen onları hor görme baba. Sus, sus, daha fazla konuşup beni deli etme. Ali'nin böylece güzelce cevaplandırmasını gören Kozan ağası istemeyerek Yeliz'i Ali'ye verir. Ali taraftarlarının yüzü güler. Bir alkışlama ile düğün alayı başlar.
dileriz ki birbirlerini sevenler böyle zorluklarla karşılaşmasınlar.